Deneme deyince biz ne anlıyoruz? Bunun üstünde biraz kafa yormak gerekiyor. Bu şimdi bir iki slide size göstereceğim. Benim 2004 senesinde Edinburgh Üniversitesi'nden, Russell Poon'dan dinlediğim bir konuşmadan edindiğim bilgiler. Tarihte iki farklı astronomi var diyor. Bir Mezopotamyalıların, yani Mısırların diyelim, yaptığı tip. İşte tabletler var burada. Mesela Venüs gezegeninin pozisyonlarını listeleyen çivi yazısı milattan önce 7. yüzyıldan. Bunlarla örtüşen bir tarihçeyle de eski Yunan var. Eski Yunan'da işte mesela Knidos'u, Ödoxus'un gezegen modeli milattan önce 400 civarı bir model yapmış. Biraz sonra bunlara içine girersek, lütfen girelim. Tıklayınca gireceğiz. Evet. Şimdi karşılaştıralım bunları. Mezopotamya'da ne oluyordu? Eski Yunan'da ne oluyordu? Niye öyle oluyordu? Mezopotamya'da ay takvimini ve tutulmalarını astrolojik nedenlerle çok iyi tahmin etmeleri gerekiyordu. Aslında bunun nedeni daha çok politik. Eğer siz işte ay tutulmasını tahmin edebilirseniz, geleceği tahmin ettiğinizle ilgili bir şey veriyorsunuz Firavun'a, o da güçlü oluyor vesaire gibi. Onun için çok 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 doğru işler yapmak çok önemli. Hatta resmi astronomi bürosu var bir tane bu işten sorumlu. Yani bu kontrol, keskin tahminler kontrol için çok önemli. Mesela burada bir karşılaştırma var. Ben burada ne çizildiğini anlamıyorum. Astronomi bilenler anlıyordur. Ama burada iki tane çizgi var. Bir tanesi gerçek, bir tanesi de bu ay takviminin tahminleri kullanılarak yapılmış. Şurada biraz belki farkları görüyorsunuz. Yani müthiş iyi tahmin ediyorlardı. Eski Yunan'da ne oluyordu? Eski Yunan'da onlar basitlikteki karmaşıklıktan büyüleniyorlarmış. İşte gökyüzüne bakıyorlar ve işte şu yıldız şöyle bir tur atacak bir zaman sonra falan gibi genel şeyler söylemekten hoşlanıyorlar. Bunu niye hoşlanıyor? Çünkü her zaman bir şey yapmanız için bir neden gerekiyor. Çünkü felsefeciler var orada ve ünlü olmanız için iyi bir dinleyici kitlesi edinmeniz gerekiyor. Bu tür şeyler yaptığınızda seyirci kitleniz artıyor ve derinlikli bir anlayış orada edinmek önemli. Buna biz bilimde aha anı diyoruz. Heh, işte ondan oluyor. Heh, anladım falan. Heh, aslında Türkçesi heh anları herhalde. En azından ilk zamanlarda niceliksel değil, niteliksel tahminler. Yani o tur atacak da tam olarak nereden geçeceği bilmiyor ama bir modeli var.